Güdük abi. Sırıtma lan bacaksız. Aç şu kapıyı. Bu ne kılık Güdük abi? Aklın ermesin. Karışma. Allah iyiydi verdi Güdük abi. Kolay gelsin çocuklar. Sağ ol birader. O kadar çok koymayın da biraz inandırıcı olsun değil mi? Bu neydi lan böyle? Ne bileyim oğlum. Brevard galiba. Freedom! Freedom! Şaban, pasta, doğum pasta. Sağ olsun arkadaşlar almışlar. 27 yaşına bastım da müsaadenizle. Anlaşıldı, tebrik ederim. Nice senelere. İyi ama o boynundaki ne? Şey çanı gibi. İnek çanı gibi mi? Necmi efendim. Güdük Necmi. Çok özür dilerim ama sizi böyle görünce birden bir şey oldu. Buyurun buyurun. Bu kılık da nereden çıktı? Böyle gerekiyordu efendim. Anlatacağım. Bakın bir fikrim var da. Eski hababam sınıf resimlerine bakıyordum. Sizi tanıdım. Bakın. İşte bakın. Buradasınız. Ne günler. Siz hababam sınıfının kurucularındansınız değil mi? Yok, hayır efendim. Bakın burada resim var. Üst sınıflarda bir Rıfat abi vardı. Odur kurucusu. Nene! Müsait misiniz Bedri Bey? Duruma göre değişir. Vaktiniz varsa sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Kimmiş? Emlakçı mı? Ne emlakçısı Bedri Bey? Yeni rehberlik hocamız. Buyurun efendim. O ne lan? Nerede çıktı bu etekli adam? Beyefendiyi hababam sınıfı için özel olarak getirttim efendim. İngiltere'den. İngiltere'den mi? Ne yaptınız siz Fatoş Hanım? Kim bilir kaç pound gitmiştir bu ufacık adama. Üstelik çarpık bacaklı. Merak etmeyin Bedri Bey. Sadece yol parasını verdim. İş için ayrıca para almayacak. Aa, hadi ya. Niye? Değil mi? Hayır değilim efendim. Ya siz? Vay be. Dilimizi biliyor. Bilirim. Aslen Türk'üm. Necmi Bey çok eski bir aile dostumuzdur. Kendisine hababam sınıfından bahsettim. Sağ olsun ücretsiz olarak yardım etmeyi kabul etti. Hadi ya. Kurban olurum böyle ahbaplara. Hoş geldiniz Necmi Bey. Hoş bulduk efendim. Size layık değil ama bu gaydeyi hediye olarak kabul ederseniz çok sevinirim efendim. Hediyeye bayılırım. Ama ne işime yarar bu? Sıkıldıkça üflersiniz beyefendi. Ayakta kalmayın. Buyurun geçin. Necmi Bey buyurun. Buyurun şöyle. Şuraya oturun Necmi Bey. Siz buyurun Fatoş Hanım. Bir pro alsaydınız Necmi Bey. Teşekkürler. Rica ederim. Demek İngiltere'den geliyorsunuz. Sormayın. Saatlerdir yoldayım. Oo, demek Cambridge'den mezun oldunuz. Evet. Edebiyat fakültesinden. Oo, pedagoji master'ı. Psikoloji doktorası. Sosyoloji bilmem nesi. Evet. Siz de
Ne cevherler varmış Necmi Bey. Ya. Söylemiştim. Aynı zamanda uzman animolog olduğum için fark yarattı tabii. Animolog mu? Hayvan psikolojisi efendim. Hayvan mı? Evet hayvan. Kontrolden çıkmış erkek öğrencilerin ıslahında büyük yararı oluyor. Vay lan. Doğru olabilir vallahi. Değil mi hocam? Herhalde. Planınız nedir üstadım? Sizin durumunuzda yapılabilecek 4 şey vardır. Acaba nedir? 1. Problem yaratan çocukları dövmek. Bakın gördünüz mü Fatoş Hanım? Dövdüm zaten efendim. Ama pek şey yaradığını zannetmiyorum. Hırsız efendim bunlar. Dayak hırsızı. O zaman 2 numaralı plan uygulanmalı. 2 mi? O nasıl bir şey? Çocuklar okuldan atılır. Aha, harika bir fikir bu. Saçmalamayın ayol. Niye ya? Çok mantıklı. Ama çok para kaybederim değil mi? Ne de olsa 30 kelle sonuçta. Ama üçüncü yol daha mantıklı olabilir bence. O neymiş? Okulu satmak. Tamam, süper. Kabul ediyorum. Zaten ben de öyle düşünüyordum. Ama dördüncü yol bence çok daha süper olabilir tabii. Ne gibi? Dövmeyip dövmekten beter etmek. Atmayıp atmaktan beter etmek. Satmayıp arsa fiyatlarının yükselmesini beklemek. Allah ne diyeyim Necmi Bey. Siz tam da benim aradığım adammışsınız yahu. Okulumuza hoş geldiniz. Welcome. Welcome aboard. Ha babam. Hoş bulduk. Nice to meet you. Sonunda makus talihimize geliyoruz galiba Fatoş Hanım. Artık gülme sırası bize mi geldi ne? Ya öyle görünüyor. Teacher. Give me my.